Saygın bir şekilde. Herkese merhaba. Arkadaşlar selam. Tekrardan mutfaktayım. Şimdi size yarın doğum günüm. Ne yapacaksın bugün bize? Ne yapacağım? Tiramisu yapacağım. Size değil, kendime. Çiçicim dur bir sakin ol. Tiramisu yapacağız. Genelde hani hep meyveli pastalar olur ama tiramisu da benim sevdiğim bir tatlı. İlk defa da deneyeceğim. Bakalım. Şimdi malzemelerimizi buraya çıkardık, hazırladık. Tarife bakarak, internetten bulduğumuz tarife bakarak güzel bir tatlı çıkaracağız sanırım. Şimdi 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı şeker, 1 yumurta, 2,5 su bardağı süt. Onların hepsini ateşe almadan önce bir karıştıracaksın. Tamam, şimdi ben undan başlıyorum o zaman. Tamam. 3 yemek kaşığı un. Evet. Niye limonlu? 1 2 3. Şimdi şeker alacağız. Evet, onu bir sirkele. Ay, kaşığı bir sirkeleseydin. 1 1 2 3 3 Tamam, yumurtanı kır. Tamam. Kabuk mabuk gitmesin içine. Bakalım. Kırılmadı. Hadi yaparsın sen. Yapabilirsin, inanıyorum. Aha. Gitti, ya bu ne? Ya bu ne? Şifası kabuğunda olmuş. Evet. Kaç tane düşürdün? İki tane gördüm ben orada. Yani bir insan yumurta bile kıramazken nasıl böyle tatlılar yapmaya kalkıyor? Olsun. Yapsın yapsın. Ben seviyorum Yücel'in böyle mutfakta bir şeyler yapmasını. Hevesini kırmıyorum. Ama evlendiğimizin birinci haftası hatırlıyor musun? Böyle tavuklu, vıcık vıcık yağlı bir şey yapmıştım ve yeni temizlemiştik. Yani o zaman işte evlendiğimiz için, eve yeni geçtiğimiz için çok tertemizdi mutfak ve o mutfak yani hatırladıkça sinir krizleri. Evet, 2,5 su vardı. Döküceğim diye var, aklım çıktı. 1 Yapıyorsun bu işi. Evet. Ver yazın. Bence daha çok mutfağa girmelisin. Sadece tatlı için değil mesela. Yemek için girdim canım. Brokoli çorbası yaptım ya. Onu da şuradan bir yerden izlersin. Ama bir kere yaptım. Başka yapmadım. Yani yemekte çok bir şey olmuyor. İlgimi çekmiyor yemek. Tatlıda daha istekli oluyorum genelde. Şimdi bunları karıştıracağız. Evet. Ocağı almadan karıştıracağız. Onunla değil. Onunla değil, aynen. Karıştırdıktan sonra da ocağı alacağız. Evet. Kaynayana kadar. Göz göz olana kadar. Aynen. İyice karıştırdıktan sonra ocağı alıyoruz. O değil, o elektriklinin. Harlı ateşte ama birazcık kısabilirsin. Çok az. İyi mi? Komple kıs bak. Tamam, neyse. Aa, yok, çok kısa. Tamam. Şöyle iyi bir şey olmaz. Tamam, şimdi o göz göz olana kadar. Şimdi yavaş yavaş böyle dibini tutmasın. Aynen, sürekli karıştıracaksın. Bizim konsey yine toplanmış. Yarın 32 yaşında oluyorsun. Derin bir nefes al. Valla 32 yaşında güldük artık. Göstermesek de. Beyazlar artık ele veriyor. Saçlar beyazlar. Niye bu kadar? Dibime giriyorsun. Beyazlar ne? Saklamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yakışan var, yakışmayan var.
Daha sakallara gelmedi ama. Onlara da yakınayım. Gerçi geldi de çok sık değil. Aynen. Yani... Ama gel, onlara da geldi yani. Ne alacaksın bana doğum günü hediyesi? Aldım ya. Aldın mı? Evet. Ne aldın? Hatırlamıyor musun? Aldın mı? Aşk olsun. Bir şey almadım. Ben hediyeyim sana. Ya ben zaten doğum günü kutlayan birisi değilim ki onu çok. Bilen bilen. Maksat tatlı olsun. Pasta olsun. Maksat pasta olsun yani gerçekten. Senin doğum gününde de zaten pastanın 3'te 2'sini ben yemiştim. Evet. Kendisi pasta aldığı için hep meyveli pasta alıyor. Çünkü evet, kendisi meyveli pasta seviyor. Ya, ben de meyveli... Tiramisu de çok güzel. Tiramisu de güzel de ben de meyveli pasta yani... yani hani... Bayılır pasta zaten. Mı pasta hani. Pasta dedim böyle bol çikolatalı çikolata komasına sokacak seni. Kestaneli pasta da çok güzel mesela. Evet, krokanlı da güzel. Aynen. Bakalım. Biz ne kestaneli yaparız. Oldu mu göz göz? Yok daha olmadı. Yüz kaynamadı. Evet. Ne? Göz göz oldu. Hı. Bir tek kıvamda yoğunlaştı. Güzel. Bunu ocakta ne alacağız? Ilımaya bırakacağız. Ilıdıktan sonra da içine labnemizi koyacağız. Kremamız hazır olacak. Bunu ılımaya alıyorum. Altını kapatıyorum. Bizimkine çıldırdı. Küçük olan bizim kediyi kovalıyor. En büyük eğlencesi. Direkt mermeri alıyorum. Hayır, mermeri alma direkt. Çatlatıyor değil mi? Tabii. Yani ne olursa olsun taş. Isı. Tamam. Bu ısının olur da biz kekimizi hazırlayalım. Ne dersin? Tamam. Kekimizi ıslatacağız. Pasta bandımızı. Eski bir koku var ya. Yani var ya kek, kakaolu. Kok kek. Kok kek. Kok kek değil kız. Fındık var ya bir tane. Şu üstü olacak. Altı olacak. Şimdi keklerimizi ıslatacağız. Üstümüz. Daha alt taraf. Bir tane Nescafe'yi boşaltacağız. Bir de bir su bardağı suyu. Sıcak suyu. Bunu da çok karıştıracağız. Bence biraz daha dökebilirsin. Zor mu kahve tadı gider diye. Tamam. Güzelce karıştıralım. İki paket koyalım istiyorsan. Kahve kahve olsun istersen. Tamam, olur. Mantıklı. Granül mü koysaydık dedim de neyse. Karıştıralım onu ya. Aynen. İlk baştan koymak lazım. O zaman bir tık daha su koy ki. Bu sefer de şey olmasın. Hı. Acı. Değil. Seni mi kıracağım? Tamam yeter ki. Ooo Yücel Bey. Tam olması gerektiği gibi mi? Neymiş? Kıyafetten öyle duruyor. Evet. Ay çok güzel koktu kahve. Aynen. Bundan sonra bir kahve patlatalım senle. Olur. Ben uzun zamandır üçü bir arada falan içmiyorum. Granülcü oldu. Granül, filtre kahve. Bence tamam ya. Tamam, ıslat yavaştan. Şöyle her yerine.
Yakınlaştırabilirsin bence. Ya aynen. Tezgahın pislenmesin demiyor da. Yakınlaştırabilirsin bence. Güldün mü sen? Hayır, ne alakası var? Her Ben yerine dansın istiyorum. fark etti onu. Tam işte her yeri ıslandı. Hocam şu alt taraflar kaldı. Zaten sen fark ediyor musun canım ama renk farklılığı var Aynen uzaktan işte o bakınca. yüzden diyorum. Kenarlar. Kenarlarda yok mesela. Aynen dedikçe aklıma Levent abi geliyor. Aynen dememize takılıyor. Aynen. Haklı aslında ya. Yani Biz aslında. aynen mesela şu anda da diyorum. Ama Evet biz kullanıyoruz. evet diyeceğimiz noktalarda aynen diyoruz mesela. Bence Artık tamam. farkında değiliz. Bence biraz daha koyabilirsin. Koyayım mı? Çok mu Çünkü kaldı su? aynen. Bak aynen. Aynen. Yani şey, üstüne de koyacaksın daha ya. Yakalandık. Bence okey. Tamam. Tamam. Şimdi sırada ne var? Şimdi ılımaya bıraktığımız kremamızı yarısını alt tabana Ha, içine yerleştireceğiz. labne koymayacaksın o zaman. Şimdi dur. Ortalık karışık zaten. 200 gram zaten ölçümüz. Bu da 200 gram. Komple. Komplesini atacağım. Tamamını atacağım. İşte yapıyor ama nasıl yapıyor? Arka planda kim var? Olacak canım Yani aslında baktığın zaman ben de hiç tiramisu yapmışlığım yok kadar. ama işte mesela tarifi atıyor bana Yücel. Bak aşkım bunu yapacağım diyor. Yani. Sen Ben de sıkıştığın noktalarda yardımcı o olacaksın tarifi ezberliyor ama ben de tarifi bana. ezberliyorum. Hadi bakalım. Tamamını boşaltıyorum ben bunu. Evet. Selim abiler var ya. Evet. Yedis bir yerde kanka sahibi. Köyceğiz'de buluşma ayarlamışlar. Ve beni çağırmamışlar. Sen Bodrum'dasın ama. Olsun. Ben onun kardeşimi çağırması lazımdı. Üzüldün mü sen? Zaten mesaj attım. Bayağı gün gibi yapmışlar. Kıyamam sana. Kısırlar, O kısırır. Hem börekler. de. Patates salataları. Hem de. Aynen. Senin can noktaların bunlar. Aynen Kırmızı çizgilerin. Olsun ben sana hepsini yaparım. öyle. Sen üzülme. Bakalım. Ağlama güzel. Tamam. 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 Dur çiçeko. Şimdi bunlarla birlikte de karıştıracağız. İyice bir. Pürüzsüz olana kadar karıştır bakalım. Pürüzsüz diyorsun. Evet. Hadi bakalım. Sen yaparsın yüksel gücü. Mikser gücü. Ne oldu? Bir şey mi var? Göbeğimden ne istiyorsun sen benim? Hiçbir şey istemiyorum, onu çok seviyorum. Hı. İyi ki var. Zaten bir de göbeğin var. Bırak o da olsun. O da babadan kalma Evet. gözünü. Merak ediyor baba nasıl olacak. Ben de. Bir yerde zorlayacakmışız gibi geliyor ama. Ben yerim hepsini ya. Sıkıntı yok. Ona şüphemiz yok zaten Yücel Bey. Ondan yana sıkıntımız yok. Onu biliyoruz. Tadına bak bakalım nasıl olmuş. Bakayım mı? Bak bak. Sıra sıra. Düktün müsün? Hayır. Çok Nasıl? güzel olmuş valla. Hadi bakalım. Valla ben şunun yarısına birazcık dökelim. Yarısı dediğim işte kaplayacak şekilde siz onu ayarlarsınız. Çok güzel olmuş bence. Bir dene istersen.
Yaydı. Hiç. Pürüzler Hoşuma var gitti. Rüca Bey. Olmamış. Nerede pürüz var? Yanlış görüyorsun sen. Kırmızı benden fazla fazla gelecek değil mi? Yanlarını falan da kaplayacaksın ya. Evet, aynı. Okey. Yani Nasıl oldu? benim için tamam. Yani bence. Bence de oldu. Üst tarafımızda. Islatmadın. Bunu? Evet, ıslatmadın. Ya burada mı ıslatayım? Nerede ıslatacağım? Burada Üstüne ıslatayım bence koyarsan kendisi. arkası burası onun. Tamam zaten buraya ıslatacağım. Tam buradayken ıslat. Başka Tamam. nerede ıslatacaksın? Tamam şunu yıkayayım. Aşkım başka tabak şey Bakın. başka bir tane şey alabilirsin. Çok yakışıklısın. Yok, Geldi. evet, ıslat bakalım. Umarım onu oradan alabilirsin. Alırım bence ya. Islatınca acaba yumuşar mı? Yumuşar tabii ki. Yani almam sıkıntı olur mu? Olur. Yani Yani çok ıslatmayacağız onu o zaman. üstünü koyduktan sonra üstünü ıslatır. Tatlı. Hiç benlik bir şey değil ya. Yapması da değil yani. Bence okey. Yeter. Fazlası sıkıntıya girecek çünkü. Tamam, hadi bakalım. Hadi bakalım. Bayağı ıslanmış. Biz burayı bir kapatalım. Yerleştirdiğimize görüşelim. Bilin bakalım bunun üstüne kim koydu bunu? Kim koydu? Vallahi can kurtaranımız. Yine kuşum. Biraz daha ıslatalım dedik Yardımıyla. üstten. Aynen. Kuru kalmış. Tamamdır. Şimdi kalan Kaplayacağız. etrafını bir de üstünü kaplayacağız. Kapladıktan sonra görüşürüz. Kaplarken çekmeyecek misin? Kime Gelmişim yapacaksın o işi, yaptıracaksın diye. Yakalandık. o işi? Tamam, hadi kapatıyorum. Yok yok ya. Al. Nasıl? Benlik değil. Güzel. Şimdi süslememiz için biraz kakao döküyoruz üstüne. Tıftı. Çok almayayım da. Kakao. Evde şeyimiz yokmuş da. Süzgeç gibi. Ne o? Süzgeç. Fondanımız yokmuş. Aynen. Ya çok çok yapmadığımız için bu tarz işleri hiç aramıyoruz yani. Gerçekten Tiramisu'nun zaten olayı bol kakao. aynen. Yani benim bildiğim. Öyle öyle. Şimdi bunu tamamladıktan sonra bir gün dinlenmeye bırakacağız. Yarın yiyeceğiz. Bir gün dinlenmeye bırakacaksın. Dolapta duracak mı o bir gün boyunca senin hiç ellemeden? Hayır tabii ki de. Biraz soğuduğu zaman ben bakarım kesin ona. Parmak atarım. Kesin yani. Bu Merak etme. videoyu ne zaman koyacağım? Şimdi bu videoyu yarına hazırlamış olurum.
Bugün 4 Mayıs. Yani yarın senin doğum günün. Yarın doğum günüm. Yarın doğum gününde koyacaksın. Yarın akşama yetişir büyük ihtimal. Editini, montajını falan bitiririm. Yani o zaman... senin senin doğum gününü buradan kamera arkasından da kutlayabilir miyim? Kamera arkasından kutlayabilirsin. Doğum günümü kutlamak isteyenler de İvan'a abone olsalar. İvan'ı şuraya bir ekleyin. Yani videoları beğenseniz, yorum atsanız, kanala abone olsanız yeter. Hiçbir şey almanıza gerek yok. Varlığınız yeter. Öyle söyleyeyim. Çok hani doğum günlerine önem veren bir insan değilim. Bize tatlı olsun. Dediğim gibi eğlence olsun. O yetiyor bize. Bunun dışında diyecek bir şeyim yok. Benim var. Sen. Seni çok seviyorum. Bu dünyaya bir daha gelsem inan yine senin eşin olmayı seçerdim. Çok şanslıyım. Tamam hadi utandırmadan daha fazla seni kapatıyorum bu konuyu. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bla bla bla. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.